Sayın Profesör Ömer Bolat Bakanımız gelmeden öncesinde bu olaylar yaşanıyordu. Ama yaklaşık bir aydır Sayın Bakanımız konuya eğildi ve konunun bütün taraflarıyla toplantılar yaptı. Otomobil distribütörleri, otomobil yetkili satıcıları, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu olarak bizimle, Noterler Birliği ile, bir takım e-ticaret portallarıyla ciddi toplantılar yapıldı. Bu toplantılar yapılmadan önce biliyorsunuz sıfır arabaları bayiler 6 ay 6.000 kilometre galeriye satıp galericide satamama yasağı gelmişti. En son bizimle beraber toplantıdan sonra biz daha önceki bakanımız döneminde de bunu söylemiştik. Galerilerin hiçbirisi bayilerden sıfır araba alamaz. Bayilerden arabaları alan şahıslar, esas şahıslara da yasak getirilmesi lazım. Başka sektörlerle uğraşıp da bunu ikinci, üçüncü meslek olarak yapanlar vardı. Siz normal şahıs olarak gidiyorsunuz, bayide araba bulamıyorsunuz. Ama bu münferit kişiler 10 tane, 20 tane, 30 tane arabaları alıyorlar. Bir takım yerlerde de stokluyorlar ve bu araçları kara borsa yapıyorlar. Biz bunu defaten anlatmamıza rağmen anlatamadık. Ama sağ olsun, Allah razı olsun, çok teşekkür ediyoruz Sayın Bakanımıza. Gelir gelmez çok ciddi toplantılar yaptı. Bütün sektörün temsilcilerine konunun nereden kaynaklandığı, çözüm önerileri nedir? Sırf masfet olarak bizimle 2 saat bir toplantı yaptı. Bugüne kadar görünmemiş bir şey. Bu da tabii bayram öncesi ve bayram sonrası piyasalara yansımaya başladı. Daha önceden normal vatandaşımız bayiye gittiği zaman araç bulamıyordu. Şu anda bayiler vatandaşları aramaya başladı. Yine normal vatandaşımız yılda 3 adet araba alıp satabiliyordu aile olarak. Ve bunlar denetlenmiyordu. Şimdi Noterler Birliği ile yapılan toplantıda ve çıkan yönetmelikte şahıslar 3 adeti geçtiyse TC numaralarından hem Maliye Ekonomi Bakanlığı tarafından cezalar yazılacak. Diğer bir taraftan da siz bu işin ticaretini yapıyorsunuz. Ticaret Bakanlığı bunun prosedürleri neyse yerine getirmeniz gerekiyor diye uygulamasını yaptıracak. Bu tabii haliyle galericilerin üzerinde ciddi bir yük vardı, sorumluluk vardı, suçlama vardı. Bunun da önüne geçildi. Şu anda piyasalar rahatlamaya başladı. Bayram öncesi ve bayram sonrası bütün illerdeki dernek başkanlarımla görüşüyorum. Nasıl bir hava oldu diye. Hepsi olumlu bahsediyorlar. İnşallah temennimiz bundan sonra vatandaşımız, ihtiyaç sahipleri bayilere gittiğinde gönül rahatlığıyla araba bulacağına inanıyorum. Bu da tabii sıfır araç bulunamadığı için ikinci el araçların fiyatını yükseltiyordu. Şimdi sıfır araç bulununca ikinci el fiyatları gerileyecek haliyle yani. Bu da yaklaşık bir 10 gündür 15 gündür fiyatların yükselmediğini, bu manipülasyonların biraz köpüğün ortadan kalktığını görüyoruz yani. Bunun için Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bir de biliyorsunuz son dönemlerde maalesef Türkiye'de otomobil yatırım aracı oldu. Bugün bakıyorsunuz otomobil ne dövizin getirdiğinin fazlasını getirmiş. Bir tarafta altından fazla getirmiş. Yatırım aracı haline döndüğü için de insanlar artık bunu ekstra hem alıp satıp para kazanıyorlardı hem de bekletip ondan ciddi paralar kazanıyordu. Bunun önüne geçileceğine inanıyoruz. Bunun da yansımaları yaklaşık 20 gündür. Yani piyasaların halinden belli. Fiyatlar yükselmemeye başladı. Daha önceden biliyorsunuz aylarca kur yükselmemesine rağmen distribütörler fiyatı her ay yükseltiyorlardı. %4, %5 oranında zam getiriyorlardı. Bakanlığın yaptığı toplantılar tabii etkisi oldu. Kurun yükselmesine rağmen otomobillerde de ciddi bir yükselme olmadığını görüyoruz yani. Şu anda bayilerin araç var demesinin sebebi de bu oldu. Şimdi bu söylediğimiz köpüğü yaratanlar, şahıslar, bayilerden arabaları alıp da stoklama yapıp satanlar bu haberden sonra cesaret edip bayilere gidip araba alamamaya başladı. Çünkü 6 ay 6.000 kilometre beklettiği zaman hesabını yapıyor, ettiği karı onu kurtarmıyor. İster istemez bu köpük ortadan kalkmaya başladı yani. Türkiye'de 70.000 tane motorlu araç satıcısı var. Biz her daim devletimizin yanında olduk. Ama Tabii bir dönem bizler çok suçlandık. Sanki bu işte günah keçisi galericilermiş gibi gösterildi. Bu bizi üzdü. Halbuki konuşmamın başında da belirttim. Hiçbir galerici bayiden sıfır araba alamaz. Ama diğer vatandaşları alıp galerilere getiriyorlardı. Karıyla beraber onlara satıyorlardı. Galerici bu işi yapıyor. Galerici sıfır arabada satar, ikinci el de satar yani. Mesleği bu yani. Önemli olan burada verginin ödenmesi.